Balkan Savaşı öncesinde Yunanistan, Bulgaristan, Sırbistan, Karadağ Osmanlı Devleti'nin Balkanlardaki topraklarını paylaşmak için ittifak oluşturmuşlardır. Aşağıdakilerden hangisinin bu durum üzerinde kolaylaştırıcı bir etki olduğu söylenemez diyor. Trabuzkap Savaşı'nın gerçekleşmesi. Evet bu durum Osmanlı'nın askeri gücünü zayıflatmıştır İtalya ile savaştığı için. İngiltere'nin Mısır'ı işgal etmesi. Balkan Savaşları 1912-1913 yılları arasında gerçekleştirmiştir. Fakat İngiltere'nin Mısır işgali 1882'de yani birbirinden çok farklı olaylar. Bu yüzden söylenemez diyor. Cevabımız B seçeneği. C, D ve E seçeneği de yine etkili durumlardan bazıları. Balkan Savaşı sırasında Osmanlı Devleti ile sınırı kalmayan Arnavutluk bağımsızlığını ilan ederek Osmanlı Devleti'nden ayrılan son Balkan Devleti olmuştur. Bu bilgiye bakılarak yargılardan hangilerine ulaşılabilir diyor. Bakalım. Osmanlı Devleti Balkan Savaşları'nda toprak kayıpları yaşamıştır. Evet ulaşabiliriz. Zaten bir toprağı bağımsız bir devlet olmuş. Bu da toprak kaybettiği anlamına gelir. Osmanlı Devleti nüfusu azalmış. Evet Osmanlı Devleti bünyesinden bir Arnavutluk ayrılmış. Dolayısıyla nüfus azalmıştır. Ümmetlik düşüncesi Arnavut'un bağımsızlığı üzerinde etkili olmuştur. Bu bilgiden buna ulaşabileceğimiz bir bilgi yukarıda verilmemiş. Bu yüzden 3'ü eliyoruz. 1 ve 2 yani C seçeneği cevabımız. Bir 19. yüzyılda Osmanlı aydınlarının kurtuluş çaresi olarak ileri sürdükleri fikir akımlarını bazı devlet adamları desteklemiştir. Bahsedilen fikir akımları neler? Osmanlıcılık, Batıcılık, Türkçülük ve Milliyetçilik. Bu bilgiye bakılarak Osmanlı Devleti ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? Devletin içinde bulunduğu durum yeni siyasi gelişmelere ortam hazırlamıştır. Buna ulaşabilir miyiz? Evet ulaşabiliriz. Devlet Kurtuluş Çaresi arıyor. Bu da yeni siyasi gelişmelere ortam hazırlıyor. Yeni akımların ortaya çıkmasına sebep oluyor. Cevabımız A. Diğer seçeneklere de bir bakalım. Yenilik hareketleri toplumun bütün katmanlarınca benimsenmiştir. Bu bilgiye bakılarak diyor. Yenilik akımının benimsendiğini görebiliyoruz. Fakat bütün katmanlar diyebilir miyiz bu bilgiye bakarak? Hayır diyemeyiz. Ya yani böyle bütün diyebileceğimiz bir genelleme söz konusu değil. İdari faaliyetler yargısal denetim altındadır. Yine bu öncülde bunu çıkarabileceğimiz bir durum söz konusu değil. Devlet yöneticileri toplumdan gelen baskılara kayıtsız kalmıştır. Aynı şekilde bir kurtuluş çaresi aradığı söylenirken bu bu öncülde böyle bir şey yok. Padişahın devlet adamları üzerinde etkisi azalmıştır. Yine böyle bir şey ulaşamayız. Bu yüzden cevabımız A seçeneği. Osmanlı Devleti'nin 1. Balkan Savaşı'nın sonucunda kaybettiği Edirne'yi geri almak için harekete geçmesinde durumlardan hangisinin etkili olduğu sanılabilir diyor. Balkan devletlerinin Osmanlı Devleti'nden aldıkları toprakları paylaşmada sorun yaşamaları. Evet bu etkili olmuştur. Neden? Çünkü kendi aralarında sorun yaşayınca 2. Balkan Savaşı ile de Osmanlı Devleti bu durumu kendi lehine çevirmiştir. Yani aralarındaki iç karışıklıklardan yararlanmıştır. Trablus Savaşı'nın sona ermesi. Bu alakası zaten bunun etkili olmuş olsa, bu durum etkili olmuş olsaydı birinci Balkan Savaşı ile Osmanlı Devleti Edirne'yi kaybetmezdi. 2 değil bu yüzden 2 olanları eliyoruz. 1 ve 1 ve 3 var. Arnavutluğu bağımsızlığını ilan etmesi. Bu etkili olmuş mudur? Evet olmuştur. Neden? Çünkü Arnavutluk'la bağımsızlığını ilan ettiği için Osmanlı daha fazla toprak kaybetmemek adına daha güçlü savaşmıştır. Bu yüzden cevabımız E seçeneği. Osmanlı Devleti'nin hakimiyeti altında yaşayan azınlıklara demokratik haklar tanıması aşağıdaki fikir akımlarından hangisinin gereği olduğu savunulabilir diyor. Osmanlıcılık, milliyetçilik, Türkçülük, İslamcılık bizim bildiğimiz uygulanmış fikir akımlarıdır. Fakat Adem merkeziyetçilik, Adem merkeziyetçilik zaten hiç uygulanmamıştır. Bu yüzden A seçeneği eliniyoruz. Türkçülük bütün Türkleri tek bir çatı altında toplamak. Dolayısıyla azınlıklara demokratik haklar tanınması ile alakalı değil. Milliyetçilik de hangi işte ırksan Türk Arap milliyetçiliği Türk milliyetçiliği vesaire gibi yani ırksal bir şekilde birleşmek demektir. İslamcılık da bütün İslam devletlerini tek bir çatı altında toplama akımıdır. Dolayısıyla değil. Fakat Osmanlıcılık Osmanlı devletinde yaşayan bütün milletleri birleştirmek isteyen bir akımdır. Dolayısıyla azınlıklarla demokratik haklar tanınmasına sebep olmuştur. Bu yüzden cevabımız D seçeneği bir bilgi varmış. Bu bilgiye bakılarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir diyor. Bakalım. Osmanlı Devleti'nin ağır kayıplar yaşadığı Balkan Savaşları'nda Avrupa devletleri durum değerlendirmek ve Balkanlardaki savaşı durdurmak amaçıyla Londra Konferansı'nın toplanmasını sağlamışlardır. Londra Konferansı sürerken İttihat ve Terakki Partisi Babali baskını ile hükümeti ele geçirmiştir. Avrupalı devletler Osmanlı Devleti Balkan uluslarına karşı üstün duruma gelmesinden çekinmiştir. Böyle bilgiye ulaşabilir miyiz? Hayır ulaşamayız. Zaten Osmanlı Devleti'nin ağır kayıplar yaşadığı söyleniyor. Avrupalı devletler Balkan Savaşı sonunda mevcut sınırlarının değişmesini engellemek istemiştir. Hayır aksine yeni topraklar almak istemişler. Zaten ee, durum değerlendirmesi var. Bu durum değerlendirmesi de Osmanlı Devleti'nin kaybettiği toprakları kim alacak şeklinde. Osmanlı Devleti'nin iç sorunları uluslararası sorun haline getirilmiştir. Hayır buna da bu verilen bilgide ulaşamıyoruz. Osmanlı Devleti'nde azınlıkların hakları Avrupalı devletlerce korunmak istenmiştir. Yani böyle bir şey varsa da yine bu bilgiye bakılarak ulaşabileceğimiz bir durum değil. Dış gelişmeler Osmanlı Devleti'nin siyasi hayatı üzerinde etkili olmuştur. Evet bu dört devlet Balkan Devletleri birleştiğinde e Osmanlı Devleti ağır kayıplar yaşıyor. Aynı şekilde Bağbaali baskınıyla da hükümet ele geçiriliyor. Bu da Osmanlı Devleti'nin siyasi hayatı üzerinde etkili oluyor. Bu yüzden cevabımız E seçeneği. Müzik